Bu 2024'ün en büyük kavuşku. Liderlerin işini çok zorlaştıran, ayağını kaydırabilecek tüm bu sürecin hikayesi gökyüzünden bize neler fısıldıyor. Of neler fısıldıyor. Açıkçası ben Kadir Gecesi'nin o gece olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Ve ülkemizde de kadın bir lider bekliyorum. Türkiye'yi kadın bir lider yönetiyor. Evet. 8 Nisan tutulmasından itibaren şöyle ortalık biraz karışabilir. Kimse anlamıyor niye hani bir tutulma için böyle bir uyarıda bulunduğunu. Tutulma çok önemli bir olay ya, o günlerde ne yapalım biz? 1914'te ne olmuş? Bu kavuşumda Birinci Dünya Savaşı. Bu 2024 Mayıs ayından 2025 Haziran ayına bir kadar sene. bir sene e, Türkiye'yi hop oturacak hop kaldıracak çok acayip şeyler olacak. Siderele göre 27 derece, bu da 9 sayısına denk geliyor, e, evet ee, uyanış evet, başlıyor. başlıyor. Arkadaşlar 3, 4, 5 Mayıs'ta Uyanış Festivali Etiler Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Birbirinden kıymetli hocalarımız ve ben 3 gün boyunca sizlerle olacağız. Ee, söyleşiler, imzalar, hocalarla birebir soru cevaplar ve sizlerle birebir karşılaşacak olmak, aynı ortamda olacak olmak muazzam. Geçen seneki Uyanış Festivali zaten aklımızdayken bu sene çok daha büyük bir kucaklaşma gerçekleştireceğimizi biliyorum. Sesimizi değil, sözümüzü yükselteceğimiz bir uyanış feste sizlere canı gönülden sarılabilmeyi umuyorum. Bekliyoruz. Bütün detaylar uyanışfest.com'da. Arkadaşlar masa sohbetlerinin yeni bölümünden herkese sevgiler. Masa sohbetlerini yönetmen Emel Keleşoğlu ile birlikte hazırlıyoruz. Ve başından kalkamayacağımız bir masa sohbetleriyle karşınızdayız. Çünkü bu bölümde konuğumuz Şebnem Ekship araştırmacı yazar, vedik astrolog, ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk Şebnem hocam. Hoş bulduk. Ezberleri yine bozmaya geldiniz biraz. Evet. Çünkü çok fazla şey söyleniyor. Hani bu önümüzdeki dönemle ilgili. İşte ekonomik krizler bekleniyor, savaşlar bekleniyor, gökyüzünde enteresan şeyler var. Jüpiter Uranüs kavuşacak. Aman felaketler gelecek deniyor ama Şebnem Ekship bambaşka bir saniye diyor. Ne olacak gerçekten önümüzdeki dönemde? Ya Tabii e, dünyevi anlamda konjonktör o kadar hızlı değişiyor ve hani çok acayip bir şeyin içine doğru çok hızlı gidiyoruz. Bunu hani gözden ben de kaçırmıyorum ama bütün bu e, toz duman arasında, yani biz, biz seninle sevgili İlkay bu programı yaparken hmm. Rusya'da işler karıştı. Hmm. E, maalesef çok e, acı bir deneyim yaşıyorlar şu anda, bir saldırıya uğradılar. Çok belli, o kadar net ki Putin burada... Kışkırtılmaya çalışılıyor ve ısrarla dünya bir savaşın içine sokulmaya çalışıyor. O kadar net belli. Buradaki durum Putin'in ne yapacağıyla ilgili ve aslında önümüzdeki dünya sürecinde bu gaza gelecek mi? Bu e, zoka yutacak mı? Biraz buna bakmak gerekecek. Biraz haritasına baktığımda e, zorlayıcı bir süreci var. Mars etkisinin öfkeli olduğu bir süreci var. Yani ben şey demiyorum her şey pompiş olacağı, harika bir sürece doğru gidiyoruz demiyorum sadece. Elbette dünyanın kendi içinde zaten hani adım adım uzun süredir konuştuğumuz bir döngüsü var. Biz geçen yayında diğer meslektaşlarımla birlikte çok güzel bir yayın yapmıştık. 2024'te plan yapmayın. Evet plan yapmayın yayınında bir, bir milyona gidiyor o, bu program zaten gayet de iyi izleniyor. Orada ama bir şeyin planlanırken bunun çok bozulabileceğini, Gerçek plan yapıcının yüce Allah'ın devrede olduğunu, her zaman tabii şüphesiz devrede ama artık hani o karmik etkilerin bambaşka bir noktaya doğru gittiğini üstünü çizmiştik ve demiştim ki yaza kadar Türkiye içinde özellikle biraz daha hani idare eden noktalar var. Bazı şeyleri daha hani sıkı tutmaya çalışılacak, biraz daha dengede gidecek ama yazdan itibaren hakikaten e, büyük bir fırtına, büyük bir sıkıntı gelebilir. Seçimden sonra daha çok bekleniyor bu etki. Hı hı. Ben bunun Mayısın ikinci yarısı, Mayıs sonu, Haziranla birlikte ekonomik hem dünya açısından hem Türkiye açısından e, ekonomik olarak sıkı tutulması gereken bu yılın sonuna kadar sürecek, zorlayıcı bir süreci. Elbette öngörüyorum, ben de öngörüyorum. Hı hı. Ama benim burada asıl anlatmaya çalıştığım ama bir taraftan da hepimizin hayatında ülkemiz için, dünya için beklenmedik gelişmelerin, umulmadık etkilerin aslında çok acayip sürprizlerin de olma ihtimali yüksek. Bunu da göz ardı etmemek zorundayız. İyi mi? Yani pozitif mi? Aynen öyle. Mucizeler olabilir, hayatımıza beklenmedik etkiler olabilir. Baktığın zaman e, çok önemli mesela bir sürü dünyada bizim zor diye algıladığımız şey... E, ...gezegenlerin çok o, yumuşak kombinasyonlarında da gerçekleşebiliyor. Birisi için çok zor olan, birisi için çok daha kolay olabiliyor. Hı hı. Ya da hep iki taraflı bir sistem var. Ama buradaki asıl mesele önümüzde uyanış dünya etkisi, dünyanın ve ruhların uyanışı ile ilgili liderlerin değişimleri ile ilgili ve aslında burada dünyanın yönetimleriyle ilgili biz bambaşka bir döneme hem ülke olarak hem dünya olarak geçiş yapmaya başladık. Aslında tüm bu sancılar bunun izlerini taşıyor. O yüzden ki şu anki liderler, başta olan liderler, bütün dünya için geçerli büyük hatalar yapacaklar büyük hatalar, büyük hatalar yapacaklar. yapacaklar ve bu hatalar silsilesiyle değişim bir anlamda kaçınılmaz olacak. Hep ne diyorduk? 2000 bunu yeni söylemiyorum. 2025'ten itibaren 2025'ten sonra aslında hani burada hmm. kastettiğim dünyada şu anda gördüğünüz liderlerin hiçbirini görmeyeceksiniz. Yep yeni liderler geliyor, yeni oluşumlar var ve 2025'ten sonra kadersel gezegenlerin yeni oluşumuyla 9 yıllık çok sert tek adam zihniyetine dayalı. Bu Avrupa'da da böyle çalışıyor zaten. Yani çok enteresan insanlar başa geçmeye başladı. Avrupa'da da öyle. Bu etkilerin değişeceği bir sürece geçiyoruz. E bunun için de eski liderler yani hala hazırda devam eden liderlerin büyük hatalar yapması gerekiyor ki o değişim biraz daha hızlı gerçekleşebilsin. Ben böyle bir dönemi geçirdiklerini düşünüyorum. Ee, evet, bu şu anda Amerika bir şeyin arkasında ve belli ki Avrupayı ve e, Rusyayı hani burada karşı karşıya getirip e, bazı şeyleri yapmaya çalışıyor hani bu çok net. Ama Amerika'nın da başı dertte. Amerika tutulmadan sonra, özellikle 8 Nisan tutulmasıyla birlikte bambaşka bir konjüktüre geçecek. Ee, burada şuraya geçmek lazım. Bakalım e, bütün bunlarda bu acayip değişimleri, bu uyanışı da dönüşümü de getiren, e, liderlerin işini çok zorlaştıran, ayağını kaydırabilecek tüm bu sürecin hikayesi gökyüzünden bize neler fısıldıyor. Of neler fısıldıyor. Şimdi... Jüpiter-Uranüs kavuşumu var önümüzde. Şimdi önümüzde çok önemli birkaç etki var. Şu anda mars Satürn kavuşumu içerisinde bu savaş etkisini çok tetikliyor. Bu çok zorlu iki tane malefik dediğimiz zararlı gezegenin Vedik Astroloji ve Sideral Sistemde benim kullandığım Astroloji Sisteminde hesaplamasında kova alanında toplumları, halkları böyle biraz daha sıkıştıran zor bir etki. Bu biraz daha devam edecek. Nisan ortasına kadar bu süreç var. Ve Jüpiter Uranüs var. 8 Nisan'da da tutulma var. Bu, bu, bütün bu döngü dalga dalga gelebilecek çok önemli etkileri aktif ediyor. Şimdi Jüpiter Uranüs'te başlayacak olursak bu 2024'ün en büyük kavuşumu. 2024'ün belki de 14 yıllık, önümüzdeki 14 yıllık sürecin e, mimarlığını oluşturuyor. Ne zaman bu kavuşuyor bu? Önemli mi o tarih? Aslında bunlar kavuşmaya başladılar. Başladı. 18 e, Nisan'dan itibaren enerjilerini birbirlerine yaklaştırıyorlar. Kavuşum etkisi başlıyor. Kavuşum da şöyle Batı astrolesi gökyüzü okumalarında tam kavuştukları zamanı kavuşum olarak alıyor. Benim kullandığım Vedik sistemi enerjilerin birbiriyle hemhal olduğu döngüyü hesaba katıyor. Bu başladı. Hmm. Aslında şu anda yani şu, şu anda bu çekimimiz yaparken bile bu kavuşumun enerjisi çoktan başladı. Ama bunları tam hani üst üste geldiği, tam hizalandığı 18 Nisan. Nokta 18 Nisan'la 25 Nisan arasında hmm. 21 Nisan'da da pik yapıyorlar. Yani tam böyle derecesel, saniyesel bir araya geliyorlar. Ama hemen bu bahsettiğim etkileri hemen vermeyecekler çünkü Satürn görünümü içindeler. Satürn böyle enselerine bir tokatı patlatmış. Diyor ki hayır dur daha sakin gitmek zorundasınız. Satürn öyle bir enerjisi vardır. Bu görünümden Mayıs'ın sonunda Haziran'ın başı gibi çıkacaklar. Ve hikaye ondan sonra başlayacak. Asıl etki, asıl büyük dalga, büyük dönüşümler 2024 için Haziran'dan sonra başlıyor. 2024'ün tamamını kapsıyor ve 2025'te de devam ediyor. Şimdi astroloji nedir? Astroloji aslında daha önce olmuş istatistik bilgilerin bir anlamda ölçümlenmesidir. Çok matematiksel bir hesabı vardır. Yani aynı gökyüzü olayı hangi tarihte olmuş, ne olmuş Hayır, o zaman ne olmuş. gibi. Şimdi buraya bir bakalım. Öncelikle bunları bir konuşalım. Ben tek tek önemli noktaları not aldım. Yani Çok değişik şeyler var. Yani kavuşumun olduğu tarihteki Tarihleri. zamanlara bakıyoruz. 1775'e götürmek istiyorum. Size Jüpiter Uranüs tekrar devrede. Bu şimdi Jüpiter Uranüs'ün en büyük özelliği 14 yıllık döngüler oluşturuyor. Hmm. 14 yıl önce en son kavuşmuştu bunlar. Her kavuşumlarında 14 yıllık döngüler oluşturuyor. Ve bu döngüler sadece dünyevi, sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsalda. Oraya geleceğim. 1775'te Mayıs-Haziran'da tam kavuşum yapmış ama 1775'in büyük bir bölümünde bunlar kavuşum içerisinde, Boğa Burcu'nda. Bunların hepsi ben Vedik Astrolesi'ne göre anlatıyorum. Amerikan İç Savaşı patlamış. Amerikan İç Savaşı ile birlikte bugünkü Amerika oluşmuş. Buradan da Amerika'nın özellikle yaz aylarından itibaren tutulmadan sonra 8 Nisan tutulmasından sonra karışma eyaletlerinin ayrılma tekrar aynı o dönemde olduğu gibi yeniden e, bunun başka göstergeleri de var sadece Jüpiter Uranüs kavuşumu nedir 14 yılda bir olduğu için o zaman her 14 yılda bir Amerika'nın hani eyaletlerinin ayrılması hiç savaşa geçmesi lazımdı ama bu seferki gösterge aynı noktada. Aynı noktada olduğu için özellikle bir daha söylüyorum Vedic Astrolojisi'ne göre bu hesaplamaları aktarıyorum. Özellikle yaz aylarından itibaren o etki oraya geçiş yapacak ve Amerika için çok karışık bir süreç var. İç savaş olabilir, ee, bir de üstelik önemli bir seçim döngüleri var. Kasım ayında önemli bir seçim oluyor. O e, seçim öncesi büyük karışıklıklar içinden geçebilirler. Enteresan şeyler var. E, TikTok'ta çok geziyor. Bu 8 Nisan tutulması için Amerika e, işte şeyi, hükümeti ya da yetkilileri diyelim. Biraz işte yiyecek tutmalarını, su stoku yapmalarını, evlerinde en az bir hafta 10 günlük yiyecek stokunda bulunmalarıyla ilgili uyarıda bulunmuş. Kimse anlamıyor niye hani bir tutulma için böyle bir uyarıda bulunduğunu. İçeride bu tutulmanın tetiklemesiyle olabilecek bir takım karışıklıklar var. Amerika için de işler iç dinamikleri açısından kolay değil. Tam te tepesinde değil mi Amerika'nın Tam tepesinde. Hmm. Tam tepesinde açıkçası. Yani bu tutulmaların hepsi çok riskli Amerika için ama özellikle 8 Nisan tutulması hayli etkin. 1789'da Fransız ihtilali olmuş. Of yani, hep böyle evet, derinlenler. Çünkü Uranüs devrimci. Jüpiter büyüten bir enerjiyi veriyor. Aynı zamanda Jüpiter ilahi alanlarla da çok bağlantılıdır. Dolayısıyla orada da mesela çok enteresan etkiler olmuş. Peki 2010, 1914'te ne olmuş? Bu kavuşumda Birinci Dünya Savaşı. Hayır şu an var ya arkadaşlar bilmiyorum. Bir... Yok yok. Ha. Hayır. Ya, bak önemli bir şeye bağlayacağım. Dur bakalım Sonra, ne gelecek? Sonra... Ee... 1941'de enteresan bir şey var. İkinci Dünya Savaşı'nın tetiklendiği yıldır 1941. Burada 1941 yılında Jüpiter-Uranüs kavuşumu var ve aynı zamanda Alan Turing diye bir adam var, bilgisayarı keşfeden kişi. Bir i̇lk bilgisayar aslında İkinci Dünya Savaşı sırasında ortaya çıkmış bir şey. İlk bilgisayar çalışması. Çünkü şifreleri çözmek için Almanya'nın şifrelerini çözmek için İngiltere bir sistem geliştirmeye çalışırken. Alan Turing vasıtasıyla, sonra da bu adamcağızı öldürdüler. O da ayrı mesele. Alan Turing vasıtasıyla, Allah rahmet eylesin ışıklarda olsun, o şifreleri çözerek bilgisayarın adımını atıyorlar. 41'de. 41'de. 1940. İkinci Dünya Savaşı 1940'ta başladı. 1940'ta başladı. Ama 41'den itibaren bilgisayarla ilgili muazzam bir, hmm. yani ilk adımlar atılıyor. Bu demek ki teknoloji. Şimdi devam ediyoruz. Bak teknolojiyle ilgili enteresanlar. Çok ilginç. Şimdi bir şeye geleceğim. 1968'e geliyoruz. Çok ilginç bir yıl. 1968'de Jüpiter önce ile kavuşup sonra Uranüs'le kavuşuyor. 68 nedir? Çılgın bir kuşak. Hippie Hı -hı. kuşağı. kuşağı. Hı -hı. Özgürlükler, bağımsızlıklar, farklı yaşam tarzları, yeni bir dünya oluşturmak üzere insanların dalgalar halinde hem ruhsal hem dünyevi anlamda çok değişik şeyler yaptığı seneler. Farklı yaşam biçimleri seçilmiş. Burada 1968'in önemli bir özelliği var. Ruhsal planda gönüllülerin geldiği yıl. Şimdi dünyaya yakın planda yani 20 ve 21. yüzyılda biz yalnız değiliz. Sahipsiz değiliz. Bunu unutmamak gerekiyor. Bunu hatırlatmak istiyorum öncelikle herkese. Lütfen sahipsiz değiliz. Ama bunu bizim anladığımız dilde yapmıyor. Ya da bizim istediğimiz gibi. Yani hemen böyle kucağımıza avucumuzun içine bir şey bırakmıyor. Bize gönüller gönderiyor. Yardımcılar gönderiyor. Ve akletmemizi istiyor. Hmm. Tercihler yapmamızı istiyor sistem ve yüce yaratıcı. 1941 bakın hep şey 40-41 bu Jüpiter Uranüs kavuşum dönemleri 1968 ve 1983 bugün geriye dönüp baktığımızda özel ruhsal celselerle birkaç farklı e, kaynaktan aktarıldığı kadarıyla yani birbirinden bağımsız birçok farklı kaynak celseler yapan ruhsal çalışmalar yapan kaynaklar bu üç yılda ruhsal gönüllerin geldiğini hep anlatırlar. Yani gönüllü varlıklar buraya geliyorlar. Bu yıllar içerisinde, bu üç yılda sadece bütün doğanlar gönüllüydü, bütün doğanlar işte özel görevli ve gönüllü varlıklardı demek istemiyorum. Bazıları elbette, hepsi değil. Ama bunlar için de özellikle 68 çok vurgulu yıllardan biriydi. Bu insanlar 1941 artık biraz daha hani e, hayattan onlar görevlerini tamam döndüler. 1968 ve 83 doğumlular bu yıl bu. Ee, 2024 Jüpiter-Uranüs e, kavuşumunda hakikatlerini hatırlayacaklar, uyanışı hatırlayacaklar, burada niye olduklarını hatırlayacaklar ve bu sene bu nedenle özellikle 2024'ün Jüpiter-Uranüs kavuşumu bize gerçek hakikatimizi, kendi hakikatimizi, niye burada olduğumuzu ve görevlerimizi hatırlatmak üzerine kapıların, frekansların, titreşimlerin açılmasına neden olacak bu anlamda son derece kıymetli. O yüzden herkesin kendi hakikatini hatırlaması üzerine çok kıymetli zamanlardan geçiyoruz başka bir açıdan baktığımızda. Ve bu kavuşum Başak'ta olmuş 1968 yılında. O yüzden 68 yılında gelen gönüller, ruhsal gönüller, gönüllü varlıklar çok kıymetlidir. Onlar tamamen adanmışlık ve hizmet için gelirler. Çünkü Başak hizmet alanıyla bağlantılıdır. 83'te devam ediyoruz. İkinci kuşak yani ikinci e, bölüm, ikinci dalga da diyebiliriz buna. Ruhsal gönüllerin geldiği yıl. Dünyevi olarak akrep demiş Vedik Astrolojisi'ne göre bu kavuşum. Dünyevi olarak ilginç bir şey var. Bilgisayar sistemlerinde ve teknolojide çok önemli gelişmeler kaydedilmiş. CD'lerin ilk çalışmaya başladığı yani üstüne çalışıldığı zaman, bilgisayar teknolojilerin ilk gelişmeye başladığı zaman. Demek ki bir taraftan da ne diyoruz? Jüpiter Uranüs kavuşumu teknolojik anlamda bilgi ve teknoloji dünyası ile ilgili bilgi ile ilgili hem ruhsal bilgiyi bize veriyor. Hı hı. Hem dünyada kullanacağımız teknolojik bilgiyi getiriyor. Ama zaten ben o teknolojik bilginin yani pek çok bilim adamının hayatını okuduğumda e, mutlaka onaylayacaksınızdır hani izleyenler de. Mesela Tesla nasıl buluyorsun bunları diye soruluyor kendisine. Röportajını okudum diyor ki ben diyor gözümü kapatırım, dalarım, işte giderim o bilgi bana gelir. Çoğu bilim adamı rüyasında geldiğini evet. yani ilhamla geldiğini evet. aslında ana kaynaktan ya yani bilim dediğimiz evet. şey de kaynağın Aynen. bilgisine evet. dünya ve ortamında sahip, sahip olmak. olmak. Bunun nedenini de anlatacağım. Ay. Niye bunun bu özellikle Jüpiter Uranüs'ün buna neden olduğunu size teknik olarak da anlatacağım. Çünkü hemen söyleyeyim Jüpiter Akasha ile bağlantıdır. Akaşa kolektif bilincimizdir. Kolektif hafızadır. Hiçbir şey bir yere gitmiyor. Şu konuşmamız kaydediliyor. Yaptıklarımız kaydediliyor. Bir gün neye inanıyorsak inanalım. Bu hayattan ayrıldıktan sonra bir sorgu varsa bu sorguda bize kendi sesimiz, kendi görüntümüz dinletilecekse bu Akaşa vasıtasıyla olacak. Oranın yöneticisi Jüpiter'dir. Ve siz onu Uranüs'te kavuşturduğunuzda evrenin aslında bize büyük bir sürprizi var aniden beklemediği şekilde bilgi iniyor diyor. Ve bütün gelişmeler, teknolojik gelişmeler, çipler, bilgisayar sistemleri vesaire ve bu bize ilham olan, ilham olduğunu sandığımız, yaratıcıdan akan birçok bilgi işte bu nedenle Akaşa'dan ve bu kavuşumun o portal kapısını açmasından sonra gelir. Bu nedenle son derece kıymetlidir. Demek ki hem dünyevi olarak bilgi akışı bildiğiniz klasik anlamda teknolojik hmm. vesaire hem de ruhsal bilgi akışı açısından bu kavuşum çok kıymetli. 83'te de geriye dönüp baktığımızda bunu teyidini yapıyoruz. 97'ye baktığımda bak çok ilginç bir şey var 97'de. Yine bu kavuşum var. Şaravana bölgesi dediğim benim olağan kıymetli bir bölgesinde çok teknolojik gelişmeler artıyor. Bak ne kadar artıyor dünya satranç oluyor. Şampiyonası oluyor o sene. Kasparov gelmiş, geçmiş en büyük Rus e, dünya satranç şampiyonu. şampiyonu. Bilgisayar yeni onu galiba. Evet. IBM'in ürettiği, IBM'in ürettiği zeka. bir bilgisayarla Hı -hı. işte bir mücadeleye giriyor ve bilgisayar onu yeniyor. Biz onu o zaman bilgisayar sanıyorduk. Halbuki yapay zeka. Hı -hı. Ve bu bir de bize bunu anlatıyor aslında buradaki geriye dönük okuma. Yapay zeka yeni keşfedilmemiş ki ...1997'de yapay zekayı... ...keşfedip işlevsel hale getirmişler aslında. Sadece... ...bundan 20 sene sonra, 30 sene sonra... ...bunu işlev haline yani... ...bizim bilgimize ya da kullanımıza sunmuşlar. Çünkü bugün o gün... ...1997 yılında Kasparov'u... ...bilgisayar yenme yenemez. Yapay zeka olması lazım. Hı hı. Daha belki yavaş düşünüyordu. Şimdiki kadar hızlı değildi. Geliştirilmemişti. Ama o zaman... ...yapay zekanın gerçek hani keşfedilme, bulunma, kullanılma ve geliştirme belki çok daha önce de hani artık işlevsel hale getirilme senesi buradan da bu çıkarımı elde ediyoruz. 1997 aslında ha teknolojik olarak bir ap zamanı daha çıktı önümüze. Geldik 2010'a. Bundan önceki son kavuşuma. Wikileaks dediğimiz o meşhur ifşalar var ya Amerika Dışişleri Bakanlar, Bakanlığı'yla şeyin konsolosluğunun yazışmalarının birdenbire ortaya döküldüğü zaman. Aynen. Tüm kamuoyuna ifşa olmuş. İfşa olmuş. Muazzam ifşalar olmuştu. İşte o ifşalar e, dönemi 2010 tam Jüpiter Uranüs. Jüpiter neydi bir daha hatırlatıyorum. Bilgi. Bilgiydi. Teknolojik bilgi, bildiğimiz anlamda bilgi. Zaten üstad diye geçer Jüpiter. Hı hı birinin hani çok yüksek bir bilgiye sahip olması için Jüpiter'in güçlü olması gerekir bireysel haritalarında da. İşte bilginin ifşa olması. Uranüs şok edici bir biçimde. Bilginin dökülmesi, ortaya dökülmesi. Hiçbir şey gizli kalmıyordu. Genel kural. Ama asıl 2010'da Tunus'ta bir şey başlıyor, bir hareket başlıyor. Ekmek, onur ve özgürlük sloganıyla meşhur Bahar Iı, Arap, Arap baharı. baharı. Arap baharı başlıyor ve yine karşımızda Jüpiter Uranüs sahnede. Ve aradan 14 yıl geçiyor ve şimdi kavuşacak. Kimli kavuşacak? Of, Haziran'da etkisi başlayacak. Ne kadar Aslında Nisan'da Başladı. bu kavuşum ama yoğun etkisi Haziran'da asıl devreye girecek çünkü Satürn'ün görünümü geçecek. Satürn onu biraz daha hani böyle bir kontrol altında tutuyor. Şimdi bir bakalım 2024 bize ne anlatıyor? Sayısına baktığımızda 8. Hmm. 8 sayısı bu, bu arada Nisan ayında, 18 Nisan'da 22 Nisan tam egzelt dediğimiz o muazzam kavuşumu yapıyor. Yani baktığın zaman gökyüzüne böyle hizalanıyorlar. O kadar yakınlar birbirlerine. Ama bu kavuşum, yani bu yılın sonu hatta 2025'in e, ortasına kadar peyderpey devam edecek. Özellikle benim baktığım sistemde tamamen ayrılmıyorlar. Şimdi ruhsal planda Jüpiter-Akaşa demekti. Bu yeni dalga gönüllülerin ruhsal gönüllülerin geleceğinin ama asıl gelmiş olanların yani daha önce 3 dalgada gelmiş olanların özellikle 1968 ve 83'te gelmiş olan gönüllü varlıkların gönüllü ruhların kendi hakikatlerini ve kendi görevlerini hatırlayacaklarının aniden hatırlayacaklarının bu nedenle çok hızlı bir uyanışın hani başlayan 2020'den beri adım adım ilerleyen uyanışın ...çok hızlı bir şekilde yükseleceğini gösteriyor. Ne zaman başladınız şeye, bu programa? Ee, bu çok enteresan bir program yapıyorsunuz. Yani sevgili ile anlatmak zamanını. Sevgili... Yücel Balkancı Hoca ile birlikte hazırlıyoruz. Emel Keleşoğlu yönetmenimiz. Çok güzel bir ekibimiz var. Ee, 22 Haziran 2022 ilk yayın tarihiniz. Biraz daha konsepti değişti. Benim hani takip edebildiğim Aha. kadarıyla son 2-3 aydır işte son 2-3 aydır Jüpiter Uranüs'ün kavuşmaya başladığı zaman. E kavuşum enerjisi başladı. Ruhsal planda yani benim baktığım bu daha kadersel bakan ve daha frekans üstüne çalışan bu Vedik dediğimiz sistemde başladı ve sizin programımız başladı. Ay tüylerim evet. diken diken şu evet. an. Ve o program Şebnem evet. Hocam sana yemin ediyor. Yani zaten anlattım izleyiciyi hani eee başlatmak niyetinde olmadığım, bir hoca arayışında olmadığım bir dönemde bana yaptırıldı. Yani o kendiliğinden oldu yani anlatmak zamanı kendini başlattı. İşte tam bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani hiç kimse umutsuz olmasın. Lütfen biz sahipsiz değiliz. Ee, önümüzde işte çok çok şey anlatılacak. Korkunç şeyler yazılıyor. Korkunç şeyler. Evet ben hani pompiş olacak demiyorum hiçbir şey ama bir taraftan da gerçekten büyük bir enerjisel dönüşüm var. Hakikat var, kendi hakikatimizi hatırlama fırsatı var. Siz bunun çok önemli örneklerini, yani bunları kanıt arayanlar için kanıt olarak göstermeye çalışıyorum. Bakın tam bu enerji başladı, programın o daha yoğun konsepti, hayat onu getirdi. Birdenbire o konsept devreye girdi. Hı hı. Değil mi? Yani demek ki niye? Çünkü uyanış başladı. Bir de şey, çok hızlı bir... Ben yani, şimdi çok merak olacağız. ediyorlar Yücel Balkancı Hoca'yı. Çünkü gerçekten... Yani muazzam bir psikik yetenek bir taraftan kendini pek çok alanda evet. yetiştirmiş bir hoca. Lakin ben onu arasam bulamazdım. Yani hoca gizli saklı bir hazine bir köşede ee, çok küçük bir kitlesi var. Zaten o da açılmayı istememiş bugüne kadar. Hayat bizi buluşturmuş olmasa sistem evet. ya da her evet. neyse ben onu bulamazdım. Ama işte bunlar bir araya geliyor. Yani birbirini bulma o tabii uyanış başlayınca ve tüm bu enerji çok hızlı bir biçimde olur. Yani Uranüs Jüpiter kavuşumlarında çok hızlı gerçekleşir bu etki. Hmm. Bu birbirini bulma, ruhsal planda birbirini bulması gereken, hatırlaması gereken, görevlerini fark etmesi gereken. O kadar çok insanla konuşuyorsunuz. Neler anlatıyorlar? Çok ilginç hikayeler var. Çok ilginç ilginç farkındalıklar var. İnsanlar neler yaşamışlar ve bunlar anlatılıyor dökülüyor. Çok da güzel bir program yapıyorsunuz. Elinize emeğinize sağlık. Ama bu, o insanların birçoğu sizin programa davet ettiğiniz insanların birçoğu da o gönüllü varyasyonlarından, o dalgalardan gelen ve şimdi yavaş yavaş evet gidip anlatmalıyım, anlatmak zamanına belki gitmeliyim, bir şeyleri yapmalıyım. O uyanışın parçasını oluşturan varlıklar. Ben yemin ediyorum soran ve programın yapımcısı olduğum halde şaşırıyorum anlattıklarına. Diyorum ki çocukları var, eşi var, ailesi var, çalışıyor hayatın içinde. Niye buradasın diyorum. Yayında da soruyorum. Ben de diyor gelmek istemedim ki diyor ittirdi arkamdan evet. bir şey. Gelmek zorunda kaldım buraya Nedeni diyor. bu. Bu işte konuştuğumuz şey. Çünkü başladı. Yani bu uyanış başladı ve o yüzden her birimizin kendi hakikatini, kendi farkındalığını, kendi bilincini başka bir yere taşıması inanılmaz bir kıymet gösteriyor. Bu herkesi etkileyecek mi peki? Bireysel hayatlarımıza bakalım. Ben şu anda izleyen bu yayına işte Ayşe'yim, Fatma'yım, Ali'yim, Osman'ım, kimsem. Ben de kendi içimde mutlaka bir şey fark edecek miyim bu dönemde? Evet. Yani illa gönüllü varlık olmanız gerekmiyor. Hakikatiniz, hakikatiniz neyse, insan olmak, şefkat, merhamet, sevgi bir arada olmak, paylaşmak, insan olmanın en önemli özellikleri her neyse. Öncelikle bunu kaybettik. Hı -hı. Dünya kaybediyor, bu topraklar kaybediyor ve bu toprakların kendi fıtratı çok önemli. Burası dünyanın altıncı çakrası, üçüncü gözü. Burası çok önemli ve o yüzden de e, ilahi olandan hakikatinden uzaklaşmayı kabul etmeyen bir enerjiye sahip. Yani bir başka bir yerde daha normal olan bir şey bizde bunun dönüşü çok daha sert olabiliyor. Bu nedenle son derece kıymetli. En önemli hakikat, en önemli farkındalık insan olduğumuzu merhametten, sevgiden, paylaşımdan, neşeden, bunun içinde acı da var. Bunlar da hayatı ve insan olmanın bir parçası. Ama bütün bunlardan uzaklaşmadan kendi bütünlüğümüzü yeniden fark etmek ve kendi değerlerimize, öz değerlerimize, öz enerjimize sahip çıkmamız gerekiyor. Ve bunu da paylaşarak sevgiyle, güzellikle, iyiden çok uzaklaşmadan, hırsları belli bir noktada tutmaya gayret ederek, yani orada o savaşı kendi içimizde de vererek devam etmemiz gerekiyor. Şimdi... Bir şey daha aktaracağım burada notlarım arasında. Yeni dalga gönüllüler geliyor ama benim için asıl kıymetli olan, e, bu yıl doğanlar için, doğanlar arasında yeni dalga gönüllüler var. Yani dünyanın kendi dengesini sabunların kim? Kendi dengesini sağlamaya çalışan, iyiliğe, pozitife hizmet eden varlıklar. Hı hı. Şimdi bu yılın sayısı 8 demiştik. 8 birçok özelliği yanında adanmayla bağlantılı bir sayıdır zaten ama kendini hatırlayan yani yeni doğumlar dışında burada ne olduğunu hatırlaması ve ruhların bu anlamda uyanması dediğim gibi en kıymetli benim için noktalar. O da bir kendini biri. doğurmak değil mi zaten? Evet. Kendini kendinden doğurmak değil mi insanın aynen. görevi? Aynen, aynen öyle. Ve e, bu kavuşum e, enteresan bir şekilde 27 e, derecede gerçekleşiyor. Şimdi burası. 9 sayısına tekabül eder. 27 toplamımız da 9 do eder. Ve e, kavuşum e, tam olarak ne gündü? 21 Nisan 2024'teydi. Bunu topladığımızda eee 3 7 6 8 7 eee 3 7 evet. 7 8 daha kaç yapıyordu? 15. 8, 9 15 yapıyordu. Evet. 15. 6. Ya yani tam kavuşumun oldu. Hı hı. Altı üçüncü gözlemektir. demektir. Aa üçüncü gözler evet. açılacak. Aynen. Üçüncü gözün açılma potansiyeli var. Yani ruhsal etkiler anlamında çok muazzam bir enerji açığa çıkacak. Ee, o yüzden de ve bu belli bir şey tamamlanacak ve yeni bir döngü, hatırlama işte. Hani bunları nereden çıkarttığımı da size anlatmaya çalışıyorum. Hani <laughs> sadece hissi, kalbi, vuku değil. Yani bütün bunların bir şeyi var. Hepsi sistem çünkü bütün sayısıyla, astrolojik göstergesi hepsiyle birlikte çalışır. Dolayısıyla da bu nokta son derece önemli ama genel olarak da bu yılın e, zaten hani sayısı 8, kavuşumun tam tamamlanacağı günün sayısı 6. E, kavuşum 27 derecede, siderele göre gerçek gökyüzü değerlerini kullanır. Siderele göre 27 derece, bu da 9 sayısına denk geliyor. E, evet, uyanış başlıyor. Uyanışın... Bu yıl 2024 ve özellikle 21 Nisan'dan itibaren daha yoğun olmak üzere başladığının bize e, en önemli işaretlerini veriyor özellikle ruhsal olarak. Of. Oh. Peki dünyevi boyutta bu nasıl etkiler? Ne bileyim işte Evlenmeler, boşanmalar, iflaslar, bilmem neler. İnsan hayatında böyle radikal şeyler beklemeli mi? Kadınlar kendi hakikatlerini fark edecekler. Kadınlar hakikatlerinden en fazla uzaklaşmış ya da uzaklaştırılmış varlıklar dünya içerisinde. Ee kadın doğayla birdir. Kadın çok güçlü bir varlıktır ve ben evrenin ve dünyanın önce dişil enerjiyle yaratıldığını düşünüyorum. Çünkü toprakla bağlantılı. Toprak dişildir, üremektir ve bunun zaman içerisinde eril enerji tarafından çok sistemli ve negatif tarafından sistemli şekilde kapatıldığını artık hani bu detayları biliyoruz. Bu uyanış tekrar başlıyor. Ve dünyada ve özellikle bizde kadın liderler gelecek. Ne dedim programın en başında? Aynı zamanda çok büyük hatalar yapacaklar. Hı -hı. Var olan liderler dünya ölçeğinde bahsediyorum ve bunlar e, bir anlamda kendi sonlarını hızlandıracaklar ve 2025 sonrası yepyeni liderlere doğru bir geçiş var e, ve bu liderler kadınlar üzerinden ağırlıklı olacak ve ülkemizde de kadın bir lider bekliyorum. Türkiye'yi kadın bir lider yönetecek. Evet öyle bir şey bekliyorum. Kim olduğunu bilmiyoruz daha. Peki bilindik biri mi yoksa yepyeni biri mi çıkacak? Yepyeni biri bilindik biri değil. Yani ortada olan ya da bilinmiş daha önce denenmiş biri değil. Peki hani bir lider beklentisi var ya bu uyanışla falan alakalı. Hı hı. E, öyle bir beklentiniz var mı? Bu kadın o lider. Ona o belki şeyi hazırlayacaktır. Yani onun e, gelmesi 2027 2028ler gibi duruyor. E, bu kişi ona e, belki o geçişi hazırlayacak e, ve o. o o hani o kapının açılmasına ya da o keçişe yardım edecek yani ona hani destek verecek anlamında olabilir. Belki de o da olabilir bilmiyorum. Çok enteresan şeyler. Evet. O kadar yakın tarih ki hani bu söyleyecekler. Ee, yani, yani Türkiye... Ye... Bu kadar yakın tarihle ilgili bu kadar iddialı şeyler söylemek de kolay değildir yani. Hı. Öyle değil mi? İnsan öyle, öyle. yarın ama, olacak öyle. şeyler. Yani kısa önümüzde kısa döngüler var. 2024'ün ikinci yarısından itibaren Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinde çok önemli değişimler var. Türkiye'yi ekonomik olarak çok zor bir süreç bekliyor. Özellikle Nisan'ın 8'inden sonra tutulmadan sonraki hani zor bir tutulma var önümüzde 8 Nisan tutulması ama bilhassa yaz aylarıyla asıl başlayan süreç Türkiye'nin giderler alanı 12. ev diye hani astroloji bilenler bilirler burası 12. ev diye gider alanıdır. Hı -hı. Buraya ne zaman bir gezegen yerleşse ve bizim ya benim baktığım sistemde oranın puanlama noktası da çok zayıf. Yani bu, bu haritanın en zayıf noktası Türkiye haritasının ve oraya çok e, sıkıntılı etkiler verebilecek iki gezegen yerleşiyor yaz aylarından itibaren ve zaman zaman Mars tetiklemesi de söz konusu. Dolayısıyla 2025 e, Haziran ayına kadar bu 2024 Mayıs ayından 2025 Haziran ayına bir kadar sene. bir sene e, Türkiye'yi hop oturacak hop kaldıracak çok acayip şeyler olacak. Ekonomik e, siyasi e, birçok anlamda. Bir işgal bekliyor musun Şebnem Hocam? Türkiye'ye? Ee, i̇nşallah hani öyle bir şey fırsat olacağını düşünmüyorum ama şöyle bir şey olabilir yani bu e, hükümetin e, bir, bir zayıflama ya da yönetsel konuda bir zayıflık olursa ki o inşallah olmaz herhangi bir zayıflık olursa evet yani işgal olabilir ama ben yakın planda daha çok kendi iş dengemizle ilgili olacağını düşünüyorum. Peki iç savaş ne bileyim içeride bir yabancı ordu olduğu söyleniyor mesela ya da ne bileyim iç karışıklık böyle bir şey bekliyor musunuz Türkiye'de? Ben buna prim vermeyeceğimizi düşünüyorum. Yani e, bu, bu belki bunun için bir takım çalışmalar yapılabilir, bir Hı -hı. takım hareketler olabilir. Dikkatli olunması gerekiyor. Hep uyanık olunması gerekiyor. E, dünyanın her yerinde artık bu önemli. Ama e, bu sağ duyumuzu iyi koruyacağımızı düşünüyorum. Çünkü Türk halkı da hani çok özür dilerim tabiri caizse aptal değil yani bu kadar anlatıyor ve bir şeyler biliniyor bu kadar bilinmiyor değil sadece orada çok gaza basılan yani bizim damarımıza basılacak şeyler yapılıyor evet, mülteciler üstünden bir takım hareketlenmeler olabilir bütün bunlar için riskler işte Mayıs ayı ile başlıyor yani çok uyanık olmamız gerekiyor bir taraftan da yani provokasyon ihtimali var ama Türk halkı da bunu artık şey böyle antrenmanlı antrenmanlı aynen öyle ben antrenmansız olduğumuzu düşünmüyorum ee, bakın, şöyle anlatayım. Lütfen her şeyi bu kadar çok negatiften almayın. Evet, tabii ki kolay bir şey geçirmiyoruz. Çok ağır ekonomik sıkıntılı bir süreç. Daha çoğu ne olabilir diye. Şimdi zihnim yani artık ne olacak yani diye. Ama başka başlıyor. bir açıdan bakayım. Mesela. E işte ata ilgili bir sürü şey konuşuluyor hmm. değil mi? Mesela ben çok dünya tatlısı bu konuda çok uzman biriyle karşılaşmıştım e, bu Bursa ziyaretim sırasında ve hiç bilmediğimiz şeyler söyle a, a, şeyleri anlatmıştım. demiştik ki sevgili İK, yani Türkiye'de devlet eliyle inanılmaz bir ata tohumu biriktiriliyor ve saklanıyor. Ya hep negatiften bakılıyor. Hep hani hiçbir şey yapılmıyormuş gibi. Ama ee, siz, çünkü orada şuna güveniyorum ben her şeyden önce. Türkiye'nin inanılmaz korunaklı bir haritası var. Gerçekten acayip çalışıyor bu anlamda. Yani muazzam, evet çok zorlu bir haritamız var ama çok korunaklı. Evrensel olarak çok enteresan korumaların aktif olduğu bir haritamız var. Ve o haritanın karmik noktaları tetiklendi. Hmm, ve bu kötü yakın... bir şey ama iyi bir şey değil. Aa hayır kime göre iyi? Hakan, yani bazen de bazı çıklanması... şeyleri evet bir an önce anlamamız gerekiyor. Yani Aa, bir o önce temizlensin, temizlenmesi geçsin Temizlenmesi gerekiyor gibi. ki artık o şeye geçişi yapmamız <laughs> lazım. Ama burası yıkılıp öyle bir şey ben hiçbir zaman görmüyorum. Sallanırız. Çok zorlanırız. Sadece yapmamız gereken kendi hakikatimize ve öz değerlerimize, kendi topraklarımıza gerçekten sahip çıkmak. Bunu hükümetten beklememek, bunu devletten beklememek. Bireysel olarak gerekiyorsa yapmak. Kurtuluş Savaşı bireysel yapılmadı mı? Bireysel başlamadı mı? Bir bir halk vasıtasıyla. Türkiye'nin en güçlü noktası ay Pluto kavuşumudur. Büyük bir güç demektir bu. Halk demektir Ay. Bir haritada Ay halk demektir. Yani hiçbir şekilde e, ben bu toprakların özellikle de evrensel rehberler, korucular tarafından sahipsiz bırakılmadığını, hiçbir zaman sahipsiz olmadığını düşünüyorum. O yüzden lütfen hani böyle çok acayip şeyler de anlatılıyor. Tamam ekonomik olarak çok zor bir süreç. Allah aşkına bir resmi şeylere bakın yani girin bir google'layın. Bence Türkiye'nin çok önemli iki tane büyük şansı var. Bir tanesi haritasında muazzam koruma etkileri var. Bir tanesi bile bir haritada olduğunda hmm. hani bütün dinamikleri değiştirecek etkiler üç tane Türkiye haritasında. Artı ay Pluto kavuşumu var. Bu çok halkın çok güçlü olduğunu, halkın aslında özellikle kadınların, ay aynı zamanda kadınlıdır, kadınların ve halkın çok güçlü olduğunu, sadece bu gücü fark etmesi gerektiğini işaret ediyor. Bizim anlamamız, fark etmemiz, hakikatimizi anlamamız gerekiyor ve bunun dönemi geldi. Çünkü bu karmik noktaları e, gerçekleştiren etkiler haritada tetiklenmeye başladı. Satürn şu anda en önemli karmik enerjinin üstünde. Ve Ankar dediğimiz e, bir yıldızla kavuşum noktasına doğru gidiyor. Çok az kaldı. E, yakın bir süreçte bu kavuşumu gerçekleştirecek. Ankar, Ankara isminin de geldiği bir yerdir. Ankar, Anka yıldızından aklınızda kalsın. Hmm. Ankara küllerinden Yıldızı doğma. Gibi küllerinden doğmayı görse, Yani bir ülke küllerinden doğmak üzerine tetiklenmeye yavaş yavaş maruz kalıyor. Ama o, şimdi Serhat Ahmet tanı konu kaldı. Müştak Baba'nın ee, şiirlerinden işte gelecek e, görülerini paylaştı. 2033'te o kadar kötü şeyler bekliyor ki, hani söylemedi bile yani. Mesela öyle bir şey var mı? Küllerinden doğmayı gerektirecek o zaman kül olmak yanmak ve kül olmak noktasına gelecek miyiz onu? Açıkçası şöyle bir şey söyleyeyim sana. Şimdi e, Allah geleceği okumaya sadece astrolojiye vermiş. Hı hı. Çok kıymet, Müştak Baba'yı çok iyi bilirim ve çok kıymet verdiğim üstadlardan biridir. Ama biz bu insanların anlatmaya çalıştıklarını okumaya çalışıyoruz aslında. Yani hı hı. onların zaten çok şifreli verdikleri, çok şifreli yazdıkları bir şey. Elbette Serhat Bey'in bilgisine, ilmine sonsuz saygım var. Ama aynı zamanda hayatın ve evrenin ve kaderin değişme potansiyeli var. Hı hı. Ve 2012'den beri biz seçimlerimizin sonuçlarını yaşıyoruz. Karmaların tetiklenmesi bu değil mi? Seçimlerin sonuçlarını evet, yaşamak Evet, biz zaten. Bir, bir seçim var ve bu seçimlerle ilgili. Yani biz evrende bu sistemin kuruluşunda e, öncelikle o odu çok iyi anlamak lazım. Bize hiçbir şey al bunu yap şeklinde değil. Bunu seçmemiz üzerine verilen bir sistem Hı -hı. var. Ana bir kader tabii ki var. Ana kader eni topu insan olmamız. Bu kadar. Bunun içindeki her şey teferruat aslında. Ve bunlar çok kıymetli topraklarda bulunuyoruz ve bu topraklara sahip çıkmamız gerekiyor. Yani ana kaderimiz bu. Her birimizin bireysel görevi, o büyük görevleri beklemeyin. Bireysel görevi bu topraklara ve buradaki frekanslara. Burası dünyanın kalbi çünkü aynı zamanda bu topraklar. Ve daha gittikçe kıymetlendiği bir süreç geliyor. Sahip çıkmamız Ana frekans bu ve bunlar değişebiliyor. Yani biz kendi seçimlerimizle kaderleri, kaderi farklı bir boyuta çekebiliyoruz. O yüzden elbette bu üstadlar çok kıymetli. Hepsi çok kıymetli. Ama e, bir bunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Hiçbir şey mutlak değil. Tabii ama ben zaten o gelecek görülerinin de değişebilsin diye yazıldığını düşünüyorum. Çünkü bunlar e, maneviyatta da ileri gitmiş evet. zatlar. Evet. Ve zaten Aynen. uyarı için değiştirilebilsin diye bana göre bunları Aynen. söylüyor olmalılar. Aynen öyle. Ve astrolojide bile yani baktığımızda o istatistik etkisinde bunlar olmuş bunlar olabiliriz en fazla diyebiliyoruz. Dolayısıyla olma ihtimallerini bir şeyin değiştirme potansiyelimiz her zaman var sadece yapmamız gereken idrak. Hep bana şey sorarlar. Ben ritüelleri falan sevdiğim için. Hmm. Ya bunun remedisine, ne? Bunun rüteli ne? Anlaman ve fark etmen. En başta bu. Anlayıp fark etmediğin hiçbir şeyi değiştiremezsin. Hiçbir ritüel bunu yapmaz. Hiçbir remedy buna gücü yetmez. Anlayıp idrak etmemiz gerekiyor. Bizim bize çok korunaklı bir ülke haritası verilmiş. Artık bunu korkuyla o mu olacak, bu mu olacak bunlarla geçirmememiz gerekiyor. Bizim Ahlaktan, edepten, füturattan hiç bunların hiçbirinden çıkmamamız lazım. Tekrar bu yola dönmemiz gerekiyor. Ticari ahlakı, ticari edebi, bu topraklarda olması gereken gerçek edebi hatırlamamız gerekiyor. Bu toprakların hakikatini hatırlamamız gerekiyor. Ve sonra da kendimizi hatırlatmamız gerekiyor. İşte bunu kadınlar yapacak diyorum ben de. Kadınların dalgasıyla olacak. Ve bir kadın lider e, öncülüğünde olacak. Of diyorum hepimize çok iş düşüyor. Evet. Ama kadınlar bir kere daha durup kendine bakmalı. Neşe tartışın bir şey vardır ya. Ee, erkek adam, kadın insandır. Erkek insanoğlu diye. Evet. Ee, o yüzden ne, toplumu inşa eden de kadın aslında. Bunu tekrar hatırlayacaksak, bunu, bunu daha derinden Bunu yeniden hatırlayacağız. Öncelikle Türkiye'nin haritasında, astrolojik haritasında ay, Pluto ile beraber yükselenin üstündedir. Bu batıda da böyledir. Vedik'te hmm. de böyledir. Belki burç sistemi biraz daha farklı olur. Ama sonuçta ay oradadır. Bu yükselen sınırının üstündedir. Yükselene yakın bir yerdedir. Bu şu anlama geliyor. Ay toplumu ve kadınları temsil eder. Ve biz 2026 Şubat'tan sonra 10 yıllık ay döngüsüne gireceğiz ülke olarak. Bizim hmm. ana frekansımız aya dönecek. 10 yıllık. 10 yıl boyunca. Ne demek bu? Ana, fabrika ayarlarımıza geri döneceğiz demek. 2020 4'ten 26, itibaren, 26. 26'dan itibaren. 2026 Şubat'tan itibaren fabrika ayarlarımıza geri dönüyoruz. Ha, oraya, o zaman oraya kadar ne olacaksa olacak o zaman. Oraya kadar güneş döngüsündeyiz ve güneş haritada çok rahat bir yerde değil. Ve işte bir takım zorluklar vesaire hani bütün bunlar var. Ee, ondan sonra bir yani ben 2025 ya yani ikinci bir seçimin 2028'de yapılacağını pek düşünmüyorum. Oraya kalmayacak. Daha önce bir erken seçim olma ihtimali yüksek. Bizde ve dünyada yöneticilerin değişme ve bahsettiğim en baştan anlattığım nedenlerle bir değişme döngüsü var ve Türkiye'de e, daha kadınların fazla öne çıktığı bir dönem başlıyor. Buna da bir kadın liderin öncülük yapacağını e, düşünüyorum. Öyle görüyorum. Öyle bir okumam var. Hepimize takipçisi olacağız. Bakalım yani neler olacak. Çok güzel olsun. Ülkem için i̇nşallah güzel olan evet, olsun evet. inşallah. Evet. Evet. Hakikatimizi hatırlayalım. Hakikat Lütfen bu topraklarda bulunma ve bu toprak toprakları, bu değerleri, bize ait olan bu değerleri tekrar hatırlamak nasip olsun. En büyük duan bu artık. Öyle olsun. Hepsi geçer. Bu ülke her 10 yılda bir ekonomik kriz yaşadı. Evet, zor kolay değil ama biz ettiğimizi biçiyoruz en nihayetinde. Yani hani o kısmına girmeyeceğim ekonomistlerin işleri ama bağıra bağıra geliyordu zaten nesi sürpriz. Ama bunlar geçer. Bizim değerlerimiz çok önemli. Değerlerimizi hatırlamak zorunda. Lütfen bunu unutmayalım. sınavlar da bunun için yaşanıyor ya, aslında. Aynen. Peki, aynen öyle. Peki Şeridem Hocam Vedik Astroloji'de şey var mı? Yani şu burçlar bu dönemden daha çok etkilenecek. Bu burçlar işte şuna dikkat etsin gibi. Ee, elbette var ama ben var mı? oraya girmekten hoşlanmıyorum. Yani o kadar daha bütünden ve daha kolektif bir alandan bakıp hani e, o burç kısmında birey birey tabii ki çok önemli ama zaten bireysel haritalarınız önemli. Yani bir şeyin tam olarak nasıl çalıştığını anlamak için astroloji çok astroloji çok bireysel çalışır bu anlamda. Hı hı. Kişiler üstünde. Ee, dolayısıyla o yüzden yükselen burç aslında sizin düşündüğünüzden daha önemlidir. Ay burcunuz çok daha güneş burcunuzdan önemlidir. Bir güneş burcu işi çıkartmışlar hmm. 20. yüzyılın başında. Astrolojinin işte dibine bence bombayı atmışlar. Orada sarsılmaya başlamış. Güneş burcunuz değil sizi gerçekte siz yapan yükselen ve ay burcunuzdur. Bu çok bireysel çalıştığı için yani onun haritaya bakılıp belirlenmesi gerektiği için de... Ee, onu istedikleri gibi deforme edemeyecekleri için güneş burcu diye tutturmuşlar. O sonradan yapıştırılan bir şey. Dolayısıyla ama tabii ki tutulmaların olduğu akslar. Yani batıda balık başak, başak, şeyde e, koç terazi, bedikte e, hmm. balık başak, batıda koç terazi, Burçları kuvvetli olan kişiler hayatlarında büyük bir dönüşüm yaşıyorlar. Hmm. Ve ikizler yükselen, Türkiye'nin de yükselen ikizlerdir Vediye göre. ...ve Batı'da yengeç yükselenler... ...bunlar kariyerleri, hayata bakışları... ...bütün bu alanlarda büyük bir dönüşüm geçiriyorlar. Özellikle. Jüpiter'in geçtiği burçlar önemlidir. Boğa, Koç ve işte sonra Boğa'ya geçiyor. Sida sistemde, benim kullandığım sistemde kıtam karşısında. Terazi ve akrep aksı bu anlamda... ...güzel, hani farklı değişimler ve farkındalıklar yaşama potansiyelleri var. Ama tabii ki bilemem bireysel haritalarında kişilerin hani ne yaptığını bu arada danışmanlık vermiyorum. Çünkü biliyorum şimdi bu programdan sonra kitleniyor. Ha ee, evet. E, bizim telefon ben danışmanlık vermiyorum artık. Artık ben Eğitimler. sadece eğitim var. veriyorum. Aa, bir de ama şeyi söyleyeyim. Ee, 4 3 4 5 Mayıs'ta Uyanış Festivali var. Evet, yani arkadaşlar oradayım. Etiler Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Bütün detaylar için uyanışfest.com'u ziyaret edebilirsiniz. 5 Mayıs'ta Şebnem hocam bizimle evet. olacak mı? 3 gün boyunca moderatörlüğünü üstlenmeye çalışacağım. Aralarda birlikte olacağız hep beraber. Ee, hem size soru sorabilecekler hem bir konuşma evet. yapacaksınız. Evet. Orada bir arada olacağız yine. İnşallah. Kitap da imzalarsınız hocam. Tabii tabii tabii. Ki. Ya o tabii gün ki. O, o günü orada birlikte geçireceğiz. Birlikte geçireceğiz beşini inşallah. Aynen 3 4 5 Mayıs'ta Uyanış Fest'te olun arkadaşlar. Ama sorularım var. Birkaç sorum daha var. Onları da soracağım size. Şimdi, ha sizin var mıydı ekleyecekseniz? Ee, şimdi bu tabii bu işin bu 2024'ün bundan sonra kalan kısmının dünyevi tarafını hep ruhsal anlattık. Dünyevi tarafı evet. merak ediyorlardır Etmez biraz mıyız? tabii ki ondan da bahsetmekte fayda var. Şimdi e, dünyevi olarak 8 Nisan tutulmasından itibaren şöyle ortalık biraz karışabilir. Önümüzde bir 8 Nisan tutulması var, Aha. hayli yoğun. Zaten ilk işaretleri başladı. bir ay tutulması geçirdik yakın bir zamanda. Ve bu ay tutulmasından sonra onun böyle bir tamamlanması şeye doğru gidiyoruz. Güneş tutulmasına doğru gidiyoruz. 8 Nisan'da. Şimdi bu ne verecek? Ee, öncelikle gerçekten çok sert bir tutulma. Yani bu güneş tutulması. Tabii ne yapacak? Güneş hükümetlerle, güneş toplumla, güneş tutulmaları, kalp krizlerine de biraz dikkat etmek gerekir. Hmm. Kalple, fiziksel anlamda tüm bu alanlarla ilgilidir ve. Hükümetler, devletler bizim için de öyle, bizim hükümetimiz için de aynı şey geçerli. Burada beklenmedik bir takım etkiler ve ani durumlar söz konusu olabilir. E, muhalefetle bizde, özellikle bizim kendi iç yapımızda, muhalefetle hükümet arasında çok e, sert etkiler, sert olaylar söz konusu olabilir. Ama genel olarak hem bu tutulma, hem bu e, Jüpiter Güneş şey, e, Jüpiter Uranüs kavuşumu finans dünyası üzerine. Özellikle tutulmadan sonra. Şimdi burada şu çok önemli. 8 Nisan'da tutulma oluyor. 21 Nisan'da, şurayı iyi anlamak lazım. 21 Nisan'da e, e, Jüpiter-Uranüs kavuşumu tamamlanıyor. Astrolojide bir kural vardır. Bir şey çok büyük bir olay olmadan önce, çok önemli dünyayı, toplumu, e, süreci ilgilendiren bir şey olmadan önce tutulma olur. Hep tutulmalar vardır. Birinci Dünya Savaşı'na bakın arkasında hemen kısa bir süre önce tutulma vardır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk ulu önder ee, Kurtuluş Savaşı'nı Samsun'a ayak basıp başlatmadan önce 15 Mayıs 1919'da muazzam bir tutulma olmuştu. Sıfır dereceyle başlangıçları tetikleyecek şekilde. Dolayısıyla tutulmalar böyle bir etki verir. Şimdi Bu tutulma neyi tetikleyecek şekilde? Şimdi 21'inde Jüpiter Uranüs kavuşumunu tetikleyecek bir kere. Hı -hı. Arkasında o bir önemli işaret. O kavuşum öncesinde bir tutulmayla oluyor. Bu hani bu kavuşumun muazzam bir enerji vereceğini hem anlattım ruhsal etkiler açısından hem şimdi anlatacağım dünyevi alanlar açısından. Finans dünyası. Hep bahsediyor. Sevgili Hamza programlarına geliyor, anlatıyor, konuşuyor. Hmm. Birçok uzman da geliyor. Hani ben en nihayetinde finansçı değilim ama bu insanlar anlatıyorlar, çırpınıyorlar. Acayip bir şey geliyor Vallahi diye. Doların 50 TL'ye çıkacağını söyledi Hamza yardımcı oluyor Yani. Hayır bir şey diyemem ben finansçı Tabii değilim. Tabii yani hani ama şimdi adı geçtiği için söylüyorum. Yaz aylarından itibaren bekliyorum. Yani Mayıs'la birlikte özellikle orası tetiklenebilir. Bahsettiğim Türkiye'nin giderlerini ve e, rezervlerini gösteren nokta biraz zorlanacak çünkü. Ama burası toparlanır. Hani lütfen kimse umutsuz olmasın. Yani kötü bir şey ekonomide bir kriz var ama geçecek. Geçici, geçici bir şey. Geçici bir şey. Geçici bir şey. Oh. Banka sistemleri değişiyor finans dünyasıyla ilgili çok önemli etki var. Şimdi önemli bir şey yaşayacağız. Hem dünyada tabii doğal olarak bizde de öyle. Dijital para sistemleri hep anlatılan bir şey vardı ya. Hmm. Onun vakti geldi. Şimdi artık e, Uranüs Boğa'ya sideralde yeni geçiyor. Batı'da daha önce geç, geçen bir şey, bir hesaplama sistemi bu. Geçtiğini farz etmişlerdi. Sideralde benim baktığım sistemde geçtiğinde böyle anahtar kilit gibi yerine oturuyor. Onun yerine oturma zamanı geldi. Ben 20 yıldır iki sistemi hmm. çünkü gözlemleyerek gidiyorum. Ne olacak? Mayıs'tan sonra bu dijital para sistemleriyle ilgili muazzam bir gelişme olacak. Aynı zamanda önümüzdeki 14 yıllık dönemde ve 2 yıllık süreçte hemen yakın planda 2 yıllık süreçte teknolojik olarak muazzam şeyler olacak. Çok muazzam gelişmeler olacak. Yani işte e, her açıdan yani bu banka sistemlerinde, eğitim sistemleri her şey teknolojiye dönecek. Hani böyle büyük bir atlama zamanları oluyor ya bu teknolojik şeylerde, hı hı. E, gelişmelerde. Böyle birdenbire ivme çok yükselecek. Tıpta, belki genetik teknolojisinde kullandığımız bilgisayar sistemlerinde aniden bu önümüzdeki 2 yıllık hatta 3 yıllık dönem genel olarak da 14 yıl içerisinde. Kredi kartları kalkıyor. Ee, ama bu önümüzdeki süreç Türkiye'de 6 aylık 7 aylık dönem kredilerle ilgili çok zorlu bir süreç var. Bankaların verdiği krediler, kişisel işte şirketlerin ya da kişilerin kredi kartları, bunların baskıları, kullanımların kısıtlanması gibi durumlar var. Özellikle sürekli krediyle dönenler için bu anlamda sıkıntılı etkiler var. Ee, Birçok şirket iflası da görme e, mümkün olabilecek. Banka iflasları ki. gibi bir şey bekliyor musunuz? Hayır banka iflasları Hı -hı. beklemiyorum. Hı -hı. Kredi kartları kalkıyor ne olacak? Yani elimizde böyle kart olarak kredi kartı yok. Kredi kartı sistemi olacak ama artık kart yok. Bu hemen çok yakın bir zamanda aktif olacak diye düşünüyorum. Bunu iki yıldır izliyorum ve takip ediyorum, öngörüyorum. Böyle herhalde biz bir numara falan gireceğiz artık ne verilecekse bize. Telefonla bir şey okutacağız. Aynen ya. yani, telefonla bir şey okuyacağız ve onunla birlikte de bu dijital hani nasıl çok uzun bir IBAN numarasına geçtik. İşte uzun bir TC numaranız var. Numaralarla bağlantılı bir şeyler var ya Hı -hı. sistem aktif oluyor. Hayatımızın her noktasında belki sağlık için ve benzer bir şey için bunlara geçeceğiz. Yani teknolojik olarak çok ilginç bu anlamda etkileşimler var. Şimdi gayrimenkul alanların ve mülkiyet konusuyla ilgili önemli adımlar atılabilir. Burası hassas bir nokta Mayıs ayında e, sağlıkla ilgili çok e, sıkıntılı bir kanunu Dünya Sağlık Örgütü dünyaya evet. işte geçirmeye çalışıyor. Hı -hı. Eğer o geçerse çok büyük sıkıntı. Gerçekten çok büyük sıkıntı. Ha değiştirilir mi? Yarın bütün bunlar hepsi iptal edilir mi? Ki bence edilecek. Hı hı. Yani bu böyle gitmeyecek. Ama baştan hani bunlarla ilgili, e, bunu da bizim gibi ülkelere işte sana size şu kadar kredi veririz, bunu kabul et deyip kabul ettiriyorlar genelde. Ve bütün sağlık sisteminin söz hakkı tek söz sahibi olacak. Orada şu yani aşyilecek yapacağız mesela. O sağlık sistemini bitmez. O gerçekten bütün, sistem ele bütün, geçirmeye bütün geçirmeye sistemin ele geçirilmesi demektir. Orada öyle bir risk var. İnşallah bunun içine girmeyiz ama ona girersek arkasından mülkiyet, tarım, mülkiyet gıda. ne yani mesela alınamayacak. insanların mülkiyeti elinden alınacak. Alınamayacak fiyatlar oluşacak ki ee, öyle. mülkiyetin elinden alınmasıyla ilgili çalışmaların hızlandırılacağını düşünüyorum. Bu bundaki hedef 2030'du. Bu daha erkene çekilebilir. 2025 ile birlikte çünkü o 2030'un bir kırılması var. Ama ondan önce Gayrimenkul fiyatları ile ilgili de çok a, acayip bir düşüş olabilir. Düşüş. Evet. Yani bu şey, yaz için mi bekliyoruz? E, bu yazdan itibaren. Hı hı. Evet. Bu Mayıs'tan itibaren 2025'in sonuna kadar. İnanılmaz şişti. En erken şey. 2025'in ortasına kadar. Hı hı. E, büyük bir durgunluk, işte satın alması. Orada şey e, yalnız sıkıntı benim gördüğüm. Şimdi e, arzın fazla olması nedeniyle bir düşüş değil. Hani iki türlü olur. Hı 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 hı. Arz fazla olur. ...talebin daha üstündedir o zaman düşer bir şeyin fiyatı değil mi? Bu öyle değil. Yani bu sanki işte... Ee, Kredi yok, alınamıyor, para alınamıyor, yok para onda Alınamıyor, para yok vesaire ve hani satması çok zorlanacak gibi duruyor. E, gayrimenkul fiyatlarının düşme şeyi var bu nedenle. Hani öyle bir ihtimal var. Kiralarla ilgili biraz düzenlemelerin gelebileceğini... ...ama bu mülkiyet konusu işte tekrar oraya bağlarsak... ...kiralarla bağlantılı çalışan bir sistem... Sevgili İlkay, çünkü her şey kiraya çevirmeye çalışılıyor. Hı hı hı. Dünyada bunu yapmaya, bu açık ve net. Tabii. Ee, o orayla bağlantılı, o kira sistemiyle ilgili bir takım yeni gelişmeler olabilir. Yani insanların ev satın alma değil de kiralamasına dönük bir takım çalışmalar yapılabilir, ee, olabilir bunlar. Hani olmaz diyemiyorum. Bunları göreceğiz biraz daha. Ee, şunu unutmamak lazım ama hani bütün bunlara e, toparlarsak sağlıkla ilgili bir hani söyleyeceğim bir şey var. Şimdi hep şu soruluyor bana da salgın var mı? Evet Jüpiter Uranüs kavuşumunda teorik olarak bizim üstadların hmm. öğrettiği kitaplarda yazan salgınlara neden olabilir. Bu etki vardır ama ben 2025'ten önce çok önemli bir salgın olacağını düşünmüyorum. Ee, yeni bir salgınla değil de e, işte e, HIV virüsü, cüzdan, e, şarbon gibi eski böyle... Hani korkutucu hastalıkların yeniden aktive edilmiş gibi yapılarak ya da edilerek bir biçimde üretilerek. Çünkü ben geçen sefer salgında laboratuvarda üretildiğini düşünüyorum. Öyle e ona dair artık dolu şey var. Artık ortada. bir sürü şey var e, konuşuluyor. Bilimsel olarak, teknik olarak da konuşuluyor. E, bu Böyle bir ihtimal var. Burada hani uyanık olunması gerekiyor. Bu hastalıklar hortlatılabilir. Hortlatılabilir. Ki? Evet bu hastalıklar hortlatılabilir. Ne Ama, zaman için bu? E, hepsi Mayıs'tan itibaren aktif mahsenet itibaren, Mayıs'tan itibaren ihtimaller Evet açılıyor. bu ihtimal aktif. Yani 2024'ün sonbaharı yani yaz yaz sonuna doğru inşallah tekrar önümüzdeki 3 ayı yeniden bir masaya yatırız o dönem Hı -hı. ama e, şeyin eee 2024'ün sonbaharı e, çok kolay değil tabi Ama lütfen Ama dünyada hani, bir kapanmaya gidecek kadar bir şey hayır, var mı? Hayır, öyle bir şey yok. Öyle bir şey bir daha olmayacak. E, yani tabii yerse yani yedirebiliyorlar. Hmm. Bunun için uğraşabilirler. Oradaki risk teknik olarak baktığında... 2025 ve 2028. O iki yıl tekrar çünkü niye 2020'deki e, göstergeleri o pandemi plandemi dediğimiz o sürecin göstergelerini tetiklemesi var 2025'te ve 2028'de. Yani. O yüzden orada dikkatli olmak lazım ama öncesinde de ben hani böyle bir şey yapabilmelerinden ziyade daha korkulacak işte veba, cüzdan hmm. gibi o eski e, hani korkulan hastalıklarla bağlantılı bir şeyler çıkartılabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bugünkü tıptı yani ya, düşünsenize bu kadar bir sürü şey ilerlemişken... Ee, bunun çaresinin olabileceğini ve lütfen hani e, o sürü psikolojisiyle araştırmadan, sorgulamadan artık hiçbir şeyi kabul etmemek gerektiğini iyi anlamak gerekiyor. İşte yok. bu tedavi denilen şeylere bir mesafeli olmak lazım. Şimdi burada daha atlat gözden kaçırılan bir şey var zaten. Ee, bugün biz bu yayını hemen yapmadan önce e, İngiliz kraliyet ailesinde üst üste hastalıklar patladı. Bunlara pek bir şey olmazdı. Normal koşullarda. Yani bu tip ailelerde, bu tip üst üstelerde böylesine yoğun kanser veya özellikle kanserle ilgili e, pek rahatsızlıklar çıkmazdı hani tabii ki hmm. ölüm herkesi bekleyen bir şey ve birden bire e, üç üç kişide birden yani bir bir ay içerisinde iki ay içerisinde hani bilemedi üç ay içinde çok önemli kraliyet ailesinde bu bildiğimiz yani şuna bağlamaya çalışıyorum bu kadar yaygın bir şey yani siz aslında salgından korkmayın şu anda kanser salgını var zaten. Hmm. Imajını ee, vermeye çalışıyoruz. Hayır sana. var. Yani kanserle ilgili özellikle hani böyle bir grip gibi enteresan bir şey var bir, bir çıkış var. Aa, ama bir taraftan da bu ıı, şifayla ilgili özellikle kanser ve benzeri rahatsızlıkların ve bilhassa nörolojik rahatsızlıkların işte Parkinson, Alzheimer gibi bunlar da çok ıı, aktifler, bunların çareleriyle ilgili ıı, önemli gelişmelerinde olabileceğini düşünüyorum. Hı hı. Evet, evet, sorularına geçebilirim şimdi. Şey, e, süremizin de artık sonuna geldik ama şeyi sorayım. hani e, Ritüelleri seven, remediler veren YouTube kanalında, bugünden şöyle faydalanın, bunu yapın diyen Şebnem Ekşi mutlaka kendi YouTube kanalından da takip ediyorsunuzdur arkadaşlar. Bakın ama e, tutulma çok önemli bir olay ya. E, o günlerde ne yapalım biz? Ne bileyim işte. Ne yapılırmış? Ya da en olumlu şekilde geçirebilmek için atıyorum bu uyanış sürecine. Ne yapalım biz? Şimdi ev, evimde oturuyorum ben, tutulmadan ne ya, yapayım, Bu yanış süreci kaben, için ne yapayım? Yani eğer buna şeyiniz varsa, hani yapabiliyorsanız, ya bir kere e, tarihten beri hani geriye dönüp baktığımızda bizim kendi e, Peygamberimizin, sevgili Peygamberimizin de bununla ilgili tavsiyesi var. Özel tutulma namazlarından bahseder. E, Ezoterik bilgiler içerisinde biraz dikkatli geçirilir o gün. Adı üstünde tutulma, tutuluyor yani. Enerji tutuluyor çünkü. Bu güneş tutulması olduğunda özellikle eril enerjinin kalp çakrasının ve güneş çünkü hayat enerjimiz ya hayat enerjimizin daha dikkatli yönetilmesi gerektiğini ve orada korunması gerektiğini işaretini veriyor Hı -hı. her şeyden önce. Hı -hı. Ama güneş genel olarak e, hayata bakış, kariyer ve yaşamla ilgili ideallerimizin, enerjimizin, hayatla statümüzün ...belirgeçlerinin oluştuğu bir enerjiyi ya da bir frekansı temsil eder. Ve tutulmalar dönüşüm zamanlarıdır. Bir şeyin dönüşmesi, artık büyük bir dönüşümün gelmesi... ...ittiklerimizin, kabul etmediklerimizin, fark etmediklerimizin farklı bir yola geçme zamanıdır. Artık tamamlanmadır bir anlamda. Ve güneş tutulması da bir şeyin bitmesi ve yeni bir şeyin başlamasıdır. Hmm. Ölmesi gerekenin ölmesi, yani... Şey bitirmesi gerekeni evet, bitir. bitir ve yeni bir şeye başla. Yeni Artık bir şeye başla. yeni bir yola geçmen gerekiyorsa bunu gösteriyor. O yüzden ha, bireysel hayatlarımızda buna bakalım. Buna bakalım. Aynen öyle ve, ve diye, dileklerimizi, niyetlerimizi e, bu bağlamda yapmak gerekiyor. Şimdi öncelikle 8 Nisan günü yani bu bütün tutulmalar için hmm. geçerli. O gün ruhsal çalışma yapılmaz. Hmm. E, asla meditos, meditasyon, ağır bir meditasyon yapılmaz hafif şeyler yapılır. Toplu grup çalışmalarına, toplu grup meditasyonlarına çok risklidir. Portallar açılır. Oradan neyin gireceği belli olmaz. Çünkü enerji titreşiyor ve zor titreşiyor. Ee, Bunlara dikkat edilir. Yani bireysel ve kendi içinizde olmaya bakarsınız. İnancınıza göre özel namazlar var. Peygamber Efendimizin önerdi bunlar kılınabilir. Ya da hafif bir e, meditasyon yapılabilir. Abdestin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bütün tarihte e, Hristiyanlığa baktığımızda vaftizçi Yahya diye geçer. Aslında orada anlatmaya çalıştığı abdesttir. Ee, Ayurveda'da özellikle e, sabah uyandığınızda güneşi selamlamadan önce yaptığınız o da işte sabah namazına benzer bir şeydir. Eklem yerlerinizin temizliğiyle ilgili abdesti anlatır. Bütün öğretiler. Enerjinin ötürlemesi gibi bir şey. Değil çok önemlidir. Ve o yüzden güne özellikle tutulmanın olduğu günler güne abdestle başlayıp, de abdese bitirmek çok önemlidir. O hmm. enerjinizin yani e, bütün o enerji alanlarınızın temizlenmesi ve arınması çok önemlidir. Başlayacak şeyi güzel ve iyi niyetle niyet etmek, hakikatini temenni etmek, hakikatini fark etmeyi, mutlaka temenni etmek, niyet etmek, bir mum yakmak hmm. bu önemli ve bence bir de üstelik bayrama ve bayram öncesine denk hmm. geliyor. Bu 8 Nisan tutuması ile ilgili kısa bir şey daha söyleyeyim. Ee, onu da hani bir bahsetmek bu de farkında var. Çok inanılmaz bir ruhsal enerjisi olacak. Açıkçası e ben Kadir Gecesi'nin o gece olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Oo, çok güzel. O yüzden çok kıymetli olduğunu Dün düşünüyorum. Bin geceden hayırlı evet. olan gece Çünkü tam Kadir zamanlı Gecesi. bilmiyoruz. Tabii ki 5 Nisan Hı -hı. diye e, dinayet şey bildirmiş. Hani üstadlar bildirmişler. Her sene hesaplıyorlar ama kesin değil. Tabii. O bir hafta. Hı -hı. Ve o bir hafta çok önemli. Ve ilk defa biz Ramazan'da iki tutulma yaşıyoruz. Ve çok önemli dualarımız, niyazlarımız. Çünkü 8. Nisandan sonra hemen akabinde bayrama geçeceğiz. Maalesef çok sert etkilerle oluyor. Ee, ve hala devam eden Filistin ve İsrail e, kabusu var ve İsrail'in orada çok korkunç şeyler tekrar bir alevlendirme ya da dünyanın savaşla ilgili bir şey geçme potansiyeli var. Kolektif için dualarımızı esirgemememiz gerekiyor. Mutlaka kına yakalım. Kına Aa, o gün mü yakalım? Evet. Aa, sizin kınınsz çok güzel ondan istiyorum. <laughs> tamam getireyim size de. Ben biraz uzun tutuyorum aslında hani. <laughs> Onda değil Çok tamam. kısa tutmuyorum. O zaman turuncu oluyor. Uzun da tutuyorum. Sekizini mi bekleyelim kına yakmak için? Ee, hani daha önce yapabilirsiniz ha, ama tamam. 8'inde özellikle 8'i e akşamı çünkü o gecenin e, özel enerjileri var. İnşallah hmm. hani bilemiyorum tabii ki en doğrusu Allah bilir ama Kadir Gecesi'yle bir bağlantısı olabilir. Ee, çok ilginç bir gece olacağını düşünüyorum her şeyden önce. Çünkü Ramazan içinde olacağız. Hmm. Ve tam bayram arifesinin öncesi olacak. Yani arifenin ve bayramın öncesi olacak. İyi değerlendirmek lazım. Kına yakın, mum yakın, abdest alın, yani su, yani bütün elementleri bir arada kullanın. Kına bir şeye geçmek ve hazır olmaktır. Bu nedenle ee, yeni bir şeye hmm, başlamak, hazır, hazır, hazır olmak. olmak. Aa, o o geçişe sağ. hazırım. Enerjimi tutmaya hazırım. Enerjimi yükseltmeye hazırım demektir. Ya da bir şeye başlamaya. O yüzden askere giderken, savaşa giderken Ay. de yakılırmış. Hmm. Hazırım anlamında. Gelin olurken. Evet, kurbanlık değil yani. gelin olurken kurban olmak değildir. O yanlış anlaşılıyor. Hazır olmak halidir. Of. Hemen en güzelinden kına alıyoruz evet, arkadaşlar. kına yakın mutlaka. Hani bu önemli. Taşlardan faydalanabilirsiniz vesaire. Hani bir bütünü anlatıyorum zaten. Ama önemli olan idrakımızla ona hazır olmak. Ay son bir şey, şuraya not ettim. Hani güneş tutulması, kalp, tetikler dediniz ya. İlişkileri yani tetikler mi tetikler. aynı zamanda? Bitişler, evet. başlangıçlar. Bitişler, başlangıçları, tetikler. Sert de bir tutulma. Ee, karışıklık enerjisiyle e, geliyor. Ve bir de... E, Merkür retrosu var. Yani tutulma sırasında Merkür de olaya çalışıyor. evet çalışıyor. Retro olarak çalışıyor. Eski ne konular, demek yani karışıklıklar, ha. iletişim kopuklukları, bütün bunlar aktif olabilir. Ve o yüzden hani daha sakin, bütün bunlar hani daha gözlemli, gözlemleyici bir zihine, kalbimizi biraz açarak e, mutlaka sadaka vererek ve paylaşım önem vererek, Çünkü sadaka kadar koruyan inanıyorum ki hiçbir şey yok bir korunma istiyorsak en önemlisi bu paylaşmak çok mühim çünkü ee, ve Jüpiter zaten paylaşmakla ilgilidir Uranüsü de bunun da remedisi bu yani Uranüs Jüpiter kavuşumunun remedisi de paylaşmak üzerine Hı -hı. Ee, ihtiyacı olanlarla paylaşmak hayatı paylaşmak bir şeyleri paylaşmak paylaşarak ilerlemek o bizi korur. Biz de bilgiyi paylaştık evet. sayenizde. Estağfurullah. Bu da bizi korusun inşallah. i̇nşallah, yani inşallah. Sizin aracılığınızla belli de. Bol inşallah. katkı sağlasın. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür şey ederim. Keyif yani seninle bir arada olmak. Benim için de. Ee, ama siz de bizimle bir arada olmak istiyorsanız 3-4-5 Mayıs'ta Uyanış Fest'teyiz arkadaşlar. 5 Mayıs'ta ben 3 gün boyunca oradayım. Şebnem Hocam 5 Mayıs'ta bizimle. Evet. Ee, tüm detaylar uyanışfest.com'da. İyi ki oradaydınız, iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Sevgili dostlar, uyanış yılındayız biliyorsunuz. Ve uyanış yılında harika bir organizasyonla uyanış festivalinde 5 Mayıs ben de varım. Her birinizi beklerim. Dilerim ki güzellikle, kolaylıkla, harika farkındalıklar yaşayalım. Görüşmek üzere.